Abi bir dakika. Geldim geldim gel, benden kaçamazsın. Hadi 5'te 5 abi. Hadi 5'te 5. Kata kaç ka? Kata 1 milyon. Helal. Haydi bakalım, 1 milyon Katerina'ya karşı. Merhaba arkadaşlar, ben Cassidy's Creed. Bugün Orta Koridor'da yeni yenilmez ürünüyle beraber Cassidy'ni oynayacağım. Acaba ne kadar güçlü olacak bilmiyorum. Hemen karşımızdaki rakibin ikonlarını susturduk. Çünkü anlatım yapacağım, dikkatim dağılmasın. Katerina Koridoru zaten çok güçlü Cassidy'nin Katerina'ya karşı. Bunun sebeplerini de anlatacağım, göstereceğim nasıl olduğunu da. Bir kere zaten Q'um adamın ultisini bozduğu için Katerina'nın bir tık counter'ı. Onun dışında koridorda da yerdeki bıçakları boş yere yemezseniz, şu an gördüğünüz gibi yemedim, sıkıntı çıkmaz. Ama adama Q attığım için çok fazla minyon hasarı yedim. Artık Q'sunu kendi Q'uma yediriyorum. Bu sayede takaslardan birazcık önde çıkıyorum. Onun dışında yerdeki minyonlara dikkat ederim. Ben bunu alınca 2 level olacağım. Adam da 2 oldu mesela. Bunlara dikkat etmemiz gerekiyor birazcık. Oha, gank geldi. Yüksek elo, esnek dereceli giriyorum bu arada. Tek başıma girdim oyuna tamamen. Rune'ü ben de test edeceğim. Daha önce oynamadım. Cidden bilmiyorum hani nasıl olacağını. Ama hani antrenman modunda denedim. Çok tatlı şeyler oluyor. Yeni özel bir build yapacağım. Cidden hani işe yarayacak. Ama Katerina'ya karşı zorlanır mıyım bilmiyorum. Normal build'im yapsam hiç zorlanmam açıkçası. Emin olun. Öldü direkt. Direkt öldü. Yani minyon blok yedi adam, çok sinir bozucu. Burada base atalım abi. Burada base atmamın bana getirisi ne olur? Ben koridora geldiğimde koridorum çok güzel bir şekilde duracak. Otumu alacağım buraya hızlıca yetişmek için. Artı şu itemleri alıp çıkıyorum. Mesela kanon minyon kaçırdım, evet. Hani ama ben o kanon minyonu da almaya çalışsaydım, aldıktan sonra yani bu koridoru temizleyemezdim komple. Kanonu alıp base atsaydım yetişemezdim de. Yani şu an benim base atıp gelmem her türlü daha worth. Tabi şurada şu 3 milyondan fazlasını kaçırmayalım. Yani ben burada fazladan 6 milyonun XP'ni almış oluyorum. Birazcık daha iyi olabilirdi koridor, yalan yok. Ama yine okey, çünkü ben şu an karşımdakine X farkı açmış bulunuyorum. Bak 4 oldum, adam 3 level. Yani bu 5 farm, ben 21 farm. Yani ben 3 farm kaçırdım, adam 8 farm kaçırdı. Bunu demek istiyorum. Geliyorum da sen oradan hiçbir şey yapamazsın. Ah! Bengalcık'ta birebir atan biri Cassidy's Creed düşünün. Okeydi. Okeydi. Yani Creed çok geç geldi ama alır bence. Şu an aldı. Sıkıntı yok. Ben yeni build kasacağım. Bu build şaşırtıcı bir şey olacak. Eminim siz de şaşıracaksınız. Bunun yanında gözyaşı da almam gerekiyor. Aslında ilk önce gözyaşı çıkıp sonra da gidebilirim. Hex'teki. Bu koridor kontrolü ve bunlarla alakalı hani ne zaman gank atılır, ne zaman base atılır, bunlarla alakalı her şeyi anlattığım bir video ileride hazırlayacağım. Bunu uzun zamandır söylüyorum ama hani yani üşengeçlik mi diyeyim, biraz çalışma yapmam gerekiyor üzerine, böyle bir anda çekebileceğim bir video değil. O yüzden hemen gelmediğini söyleyebilirim. İleride gelecek. Bir roam deneyelim. 6 level olmasak da bence etkili olacak. Şimdiden gördüm. Jarvan da keşke buraya gelse. Geldim. Onu keseriz bu arada. Aa, sende hiçbir şey yok. Tamam. Bak bak bak. 5 level'da gank atan kasetim mi olur? Oo, yenilmez patladı. Ben alayım onu. Çok iyi. Bir kill, bir de asist vermeyecek galiba. Asist de geldi. Çok iyi. Ya şimdi bu gank'te ne olması gerekiyordu biliyor musunuz? Zaya base'den bot'a yürüdü. Ben bu gank'ten sonra bot'un bütün minyonlarını almam lazım. Ben onu alacağım için Zayat'ta mid'e gidip mid'de kuleye ölen bu 1-1.5 wave'i alması gerekiyordu. Yani bu sayede hem ben kasacaktım hem Zayat kasmış olacaktım. Ama mesela Zayat bunun bilmediği için, görmediği için ve bota geldiği için ben oradan çıkmak zorunda kaldım. Bıraktım. Şimdi ben biraz geri düştüm. Yani Katerina ile eşitledim. Ama eğer ben botta kalsaydım Zayat aynı level'da olmuş olacaktı. Al onu. Flash at. Ah be. Yani Zayat aynı level olmuş olacaktı. Ben şu an 6 gelmiştim koridora. Bunu mesela sadece siz değil, takım arkadaşlarınızın da iyi oynaması gerekiyor demek istiyorum. Güzel.
Şu an buraya yavaş oynamam lazım. Benim canım daha fazla, onun canı daha az. Tamam, zaten gank geldi. Tamamdır. Yani burada ben yavaş oynasam adam her türlü altın veya X kaybedecek. Çünkü benim canım daha fazla olduğu için adam yaklaşabilecek koridora. Benim tek oradaki amacım gank yememeye bakmaktı. Bana gank geldi, direkt kestik. Gelmese minyon avantajı kurmaya çalışırdım. Konuşurken roam atmayı unutmayalım. Böyle. Aa, 70 altın kaldı benim itemimin bitmesine. Ben en iyisi şurada bekleyeyim. Bu arada bu en sevdiğim skinlerden birisi. Yani Kassadin'in beyaz kromalı kont Kassadin skini çok güzel. Ha, geliyor geliyor geliyor, Rengar geliyor. Aldık mı? Çok iyi. Şunu da alırız bence ama yaklaştı. Gayet iyi gidiyoruz. Kontrollü koridor kontrolü nasıl yapılır? Kontrollü koridor kontrolü güzel. Ben o katayı keserim bu arada da, neyse 2000 param var, artık base atmam lazım bence. Ya da keseyim, öyle base atayım ya. Zaten takımım çok önde. Ölmesi lazım. Bir tane daha vuracak. Aynen. Biraz yanlış oynadım. Burada ward var. İlk o atladı, bir de Q'yu hemen atamadım. Ekran kaydı ama. Olsun. Katarina direkt ölürsün. Yani bir kere bana, yani beni kestiğine bakma hiç, benden demesi. Flash'a gerek yoktu, adam bana geri döndü ama aldık bedava kill. Blade'i alalım. Ya yani oyunu direkt domine etmiş olduk yani şu an. Ya yani bota gank yaptık, botu kazandırdık. Mid'de zaten sürekli kontrollü bir koridor oynuyorum. Avantaj vermiyorum karşımdakine. Hem mid'i güzel oynuyoruz, hem botu kazandırdık. Daha ne yapalım yani? Ben oyundaki kazanma oranımı bu şekilde arttırıyorum. Tek atacak galiba adam. Oo. Ben daha önce vurdum ama hasar çıkmadı. Can çalmam var. Bu arada olay varmış. Geliyorum abi, geldim, geldi, gel 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 gel. Kimse gelmedi. Tek atar mıyım? 36 MR'ı var. Yani bir tane ultim var şu an. Tek atamadık. Bir tane daha vurmam lazım. Aa, can çalıyor. Güzel. Çok iyi. Yani o kill aldığıma kesinlikle değdi. 100 altın. Onun sayesinde şu an ayakkabılarımı da bitirebilirim. Bunu alalım. Güzel. Bayağı iyiydi. Oyunu oynayalım derken karşı trollüyordu. Bir anda biz trollemeye başladık. Ya da ben diyeyim. Şimdi bota inelim. Şu telafi gankimizi atalım. Ekstek. Oo, stekledik de. Abi sakat bırakıyor. Öldürmüyor, sakat bırakıyor bu adam. Hayır, can ver. Heal bas, üfle, bir şey yap. Kule nasıl bana vuruyor ya? Şuradayım abi. Şurada falandım ya. Neyse, itemimiz bitti. Hextech silah kılıç çok aşırı, bak. Kassadin'e ben bunu bayağıdır, yani kanalı açtığımdan beri böyle bir build yapmak istiyordum. Bugüne denk geldi. Cidden çok güzel olacak bu. Beklemede kalın yani. Katarina. Kardeşim galiba foton gitti. Yani ultisini atar atmaz Q attığım için bir anda kaydı adam. Ne yazık ki böyle oluyor. Oo. Yani ben buradan direkt kaçarım. Kledimin yanına gideyim ben. Led yardım et. Eyvallah. Bye bye. Okey. Geldim abi, geldim 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 geldim. Aldım onu ben. Aaaa. Bam. Buradan kaçmam lazım. Katerina beni kesebilir, yeni doğdu. 4 can 5. Hayır. 6 7 9 10 11. Abi! Assassin's Creed farmada ölmezsin diyor ya. Ne troll bir oyun oldu. Cidden ben bunu ciddi ciddi oyuna girdim. Troll'e döndü bütün oyun ya resmen. Q'yu atacağım zorla. Q'yu aslında Katarina'ya bekletiyordum. Aç kapıları! Aa! Boom. Kapılar kapandı. Abicim! Şu can çalmanın güzelliğine bakar mısın? Yani Soraka'dan daha fazla can çalıyorum ya. Allah. Hayır
ya, nasıl bu kadar bilerek üstüne atmadım? Bilerek üstüne atmadım ya. Ya ben ciddi oyunlara geri dönmek istiyorum. Ciddi oyunlar, ciddi videolar, rank dereceli solo Q yüksek hello. İstiyorum ama çok niye bu kadar ara sezonun etkisiyle trollüyorum galiba ya. Hem ben trollüyorum hem oyuncular trollüyor. Bir dakika şunu da vurayım, güzel. Bir rakipi katlettik. Aç kapıyı abicim, aç kapıyı. Hop geldim. Güzel atlayış. Dodge. Seni de yakalayacağım, gel. Bu sefer yakalayacağım. Kardeş. Ben çıktım burada. Allah! Oo, çok güzel attı lan köye ya. Adam 0-13 ama. Artık çok güçlüyüm bu arada. Geçti yani o şeyler. Scale olma muhabbetleri geçti. Ben buradan çıkarım. O ne can çalma lan bendeki? Şu Q'yu bir atayım bakayım. 106. 1 Q'ya 106 can. Oo, oğlum can çalmam mükemmel ya. Bu ne? Abi bu maç böyle oldu, seriden bitti diyelim, hani güzel bir anlatımı vardı. Şimdi sıradaki maçta bir de bakalım top lane'de aynı build'i yaptığımızda nasıl etki oluyor. Hem de video daha da uzamış olur, beğenmeyi de şu andan itibaren unutmayın. Hadi geçelim diğer videoya. Evet, ikinci videodan devam ediyoruz. Şimdi karşımda 250k Garen. Yani 250k Garen'e Kaze'de ne yapabilir ki? Yani böyle bir soru aklınıza geldiyse hiçbir şey yapamaz yani. Normal o Garen'i yani kesmem imkansız. Zaten adamın can yenilenmesi falan var ama benim amacım en zor matchup'ta bile devam etmek. O yüzden seriden gözleşimizi alıp sonra hextech silah kılıç falan alıp oyuna devam edeceğiz. Bakalım nasıl bir etki yaratacağız. Garen, lütfen gelir misin savaşa? Ben alabiliyor muyum seni? Bu kadar minyon arasında. Gel! Bye bye. Abi bir de ignite'i var adamın, yeni gördüm. Daha önceden görseydim büyük ihtimalle ölürdüm herhalde. Yenilmez artı hakimiyet farkı. Şuna bakar mısın? 56 buradan 44 buradan can çalmışım. Şimdi teleportumu harcamak istiyorum abi. Neden istiyorum? Çünkü koridor dondurulmuş durumda ve hani burada minyon dalgası eşit duracak ve burada sadece ben minyon kaybedeceğim. TP atarak 5 level oldum, yani XP'mi yukarıda tutmaya çalışıyorum. Koridor hafiften bana pushluyor. Ben burayı tutmayacağım, üstüme pushlasın rahat bir şekilde 6 level olayım ki gank yemeyeyim. Çünkü zaten kesebileceğim bir eşleşme değil ki adam hata yapmazsa. Az önce de kesmemin nedeni zaten çok fazla minyonun olmasıydı açıkçası. Şimdi birazcık koridor kontrolü bilgisi toplayın içinde verelim. Karşı ormancı şu an ölü ama onun da hani rotasyonunu falan bilmem gerekiyor. Neler yapacak, nereye gidecek falan kontrol edelim. Zaten şurada mavisi falan almış. Büyük ihtimalle aşağı inecek tekrardan. Buraya gelirse de görürüz ama bana gank atamaz çünkü koridoru üstüme alıyorum. Eğer ben agresif oynayan bir şampiyon, karşımdakini kesebilen bir şampiyon olsaydım şu an bu durumda hani rakibe sürekli yürürdüm. Minyon kaybetmesini sağlardım ama şu an öyle bir durum yok yani. Genel konsepti bir videoda daha sonra yapacağım. Genel koridor kontrolü, oyun nasıl oynanır, nasıl lig atlanır vesaire tarzında birden fazla video gelecek. Umarım hani kafamı toparlayıp bir şekilde yaparsam. Ama siz de videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın ki bu videoları da kaçırmayın. Şimdi koridoru burada dondurdum. 6 level'ım Garen'den yeni 5 level oldu. Lee Sin'i buraya çekersem, buradaki hani birikmiş milyonları da alamazsa Garen ve üstüne ölürse adam iyice oyundan düşmüş olacak. Hani o tam olarak düşüş bu zaman gerçekleşecek. Bak geldi. Normalde Lee Sin'in gelmesi lazım. Çok önde koridor. Tamam, minyonları eşit tutuyorum şimdi ama bir dahaki dalgada ben ittirmeye başlayacağım yavaştan. Şu an gelecek olan bir sonraki dalga ile koridorumda çok fazla minyon biriktirmiş olacağım. Zaten 2 level farkı açtık. Şu an hani adam 250k olsa da şuraya yapabileceği en iyi şey jungle'ını çağırıp beraber ittirmek olur. Benim jungle'ım zaten az sonra gelip de ona dive atarsak, kesmeye çalışırsak bu minyonları almadan adamın oyunu bitmiş olacak. Ama adam komple gitmiş durumda şu an. Çok korkuyor sanırım. Aynen. Yani bilmiyorum, bayağı korkuyor. Bir kere kestim adamı. 250k Garen'i var, ciddiyim yani. Aa bir dakika, Garen gel buraya. Garen artık ölmeyi hak ettim bana. Oo. Güzel hasarım. Bot gibi oynuyor, anlamadım ki.
Cidden bir sıkıntılı oynadı adam galiba. Neyse abi, biz itemlerimizi kasmaya devam edelim. Ben aşağıya bir TP'm var benim. Eğer Leona engage atarsa. Go 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 Leona, ulti 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 ulti. Evet geldim, go 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 go. Go geldim abi. Geldim geldim. Ya hadi. Hadi bir şeyler atın artık, geldim yarım saattir. Abicim inanmıyorsunuz değil mi? Bak şimdi ne oldu, çık istemiyorum seni. Sağ ol ya, hiç gelmeyeceksin. O kule nasıl bana vuruyor ya? Siz olsaydınız raporlar mıydınız, raporlamaz mıydınız? Kardeşim Hex'te kitabını aldım, geliyorum. Slow'u vereceğim sana. Beni mi gördün acaba? Arkadan kaçıyor musun lan? Ne yapıyorsun? Gel buraya. Ha, gel. Ölür herhalde. Ne? O hasar ne? İtemi yok lan adamın. Neyse. Manam bitti diye bir şey yapamadım ama şu an hani can çalmamız arttı. Hem Hextech silah kılıçtan hem de yenilmezden. Yenilmez patlayınca tabii hayvan gibi can çalacağım. Kasedin 6 olduktan sonra Roam atar abi her türlü. Roam'ı atacağız. Sen ne yapıyorsun? Okey. 1v1 alır mıyım? Q's yokken ha. Böyle gidiyormuş gibi yapacağım. Gelmeyeceğim bak, gittim. Tabii ki de gitmiyorum kardeş. İşte bu be. Outplay etmem gerekiyordu zaten kesmem için. Efsane oldu bu. Linsin geldim geldim. Sen adamsın. Q atınca bozuluyor W'su. O da temiz bir counter. Adam iyice tilt olmuş durumda bence şu an, ki ben de itemi bitirmek üzereyim. Bitirmesem de olur ama başka bir şey alabilirim. Geliyorum Ghost'u, geliyorum oyuna. Oo, içinizden geçti adam. Oha. Lütfen W at. At bana onu. Adamsın sen. Süper. Geri gel, geri gel, geri gel, süper. Gel buraya. Kardeşim beni kıstırmışsın aşağıda, doğru mu? Oğlum gözüküyorsun ya, nasıl vuramıyorum? Öleceksin. Yani nereye flash atıyorsun? Ya benim canım da hala fulleniyor bak. Alamadım ya, bu ne ya? Abi tam tilt oldum şu an ama ya. Geldim 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 geldim, atlıyorum artık, satmayalım. Dur. Tamam. Öl. Abi. Ne? Tamam bu build yanlış oldu. Ya Hextech okey de benim Zhonya falan kasmam lazım. Tek attı adam. Tamam bu saatten sonra trollemeyi bırakıp ciddi oynuyorum ya. Ciddi olalım. 5 olalım. Geldim. Burada bir şeyler yapmamız lazım. Aynen. Oo güzel. Ben taşırım bundan sonra. Dediğim gibi ciddi oynayacağım full. Yenilmez iş yapacak. Ölmezsem. Bak bak. Kalkanım bitti, canım fullendi. Zavye de kırıldı tabi. Okey. Geldim geldim geldim. Oo 1000 altın. Bir tane daha gel. Peksek slow'u. Of canım hala full olacak. Hadi. Abi bir dakika. Geldim geldim gel, benden kaçamazsın. Canım çok az. Güzel kaçtım da. Can doldura doldura. Güzel. Tamam. Hadi 5'te 5 abi. Hadi 5'te 5. Ah. Adam istemeden çaldı galiba. Güzeldi ama. Trolü bıraktığımı söyledim, ciddi oynayacağım cidden. Morello'yu çektik abi. Morello temiz item. Can çalmayı falan kesiyor. Ya şimdi Zhonya çıkıyorum. Daha sonra hani bot yerine Rabadon alırım diye düşünüyorum. Yani can çalmayı engellemem gerektiğini düşünüyorum. Akali'den, Jinx'ten, ondan bundan şundan toplam yani. Bak şimdi Jinx gel. Oo. Gel kardeşim.
Direkt seri zonya basarım ben. Bir dakika. Böyle bir şey olamaz. Artık sal. Kim bilir kaç can çaldım orada. Hem eksekten hem rünlerden bak. 2300, 1100, 3900. Botum yok. Rabadon'u da alırsam Morello yerine veya bot yerine iyice sapıtacağım yani. Bu il direkt güçlü şu an. Oo sen öldün. Ölmedin. Ah be. Kaçarım. Onu bekliyordum işte ya. Yaşadım bu adamı cidden. Ah be standa. Aa, standladı mı standlamadı mı? Standladı galiba. R koysaydım ölürdü o. Neyse sıkıntı yok. Alsınlar. Hallederiz. Oynayamayacağız galiba. Öldüler bekleyemedik. Yok. Hiç zonyam bitti. Aa basamadım. Mastery cidden çok güçlüydü. Gayet güzel oyundu ya. Bence de güzeldi. Sıkıntı yok. Gayet normal bu oyundu. İlk maç Elmas Elo esnekli oynadım. Bu maçı da diğer hesabımda oynadım. Bunun da esneği silver olması lazım. Karşıya gelen adamlar genelde plat falan oluyor. İşte gördüğünüz gibi plat 3. Bir tane daha basayım. Şunu adamı da merak ettim. Altın 1'miş. Bu çok iyi değildi zaten. Onun dışında arkadaşlar 40k hasar vurdum. Bu yıl cidden iyi. Sadece takım çok saçma sapan böyle biri sağda biri solda falan oynadı. Mastery de zaten iyi oynadı karşıda. Jinx'le beraber gayet iyiydi. Videoda bu şekildeydi arkadaşlar. Hani gördüğünüz gibi hem midde hem topta kasetin nasıl oynanır. Bu yeni bu yılda artık yenilmez nasıl iş yapıyor onu göstermiş bulundum. Bence cidden güçlü. Sadece birazcık ben trolledim. Bir de takım kötüydü yani ikinci maç. İlk maçta zaten direkt erittik. Ve bu can çalma olayı hani bakayım kaç can çaldı aldığımı ama hani çok abartı bir rakam göreceğimi düşünmüyorum. Yine 14k çok fazla can çalma bence. Rünlerden de 2600, buradan da 4700'de 1400 yani toplasan zaten neredeyse 8-9k falan yapıyor gayet güzel. Bu videoda bu kadardı arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz beğenip kanalıma hala abone değilseniz abone olup desteklemeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.